Ermenistan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a tazminat ödemeye başladığı iddia edildi. Milli Meclis Hukuk Politikası ve Devlet İnşaat Komitesi üyesi Nizami Safarov, uluslararası hukuk bağlamında savaş ve soykırım suçları başlıklı toplantısında yaptığı konuşmada Ermenistan zaten zararın ilk kısmını ödediğini aktararak, tazminat konusunda devlet tarafından ilgili soruşturmalar yürütülüyor ve uygun adımlar atılıyor. Azerbaycan topraklarından çıkarılan kültür hazineleri bize iade edilmelidir. UNESCO, Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler bu çalışmaya dahil edilmelidir. Kültürel mirasa verilen zarar tazmin edilmelidir. Bu tür suçların failleri adalet önüne çıkarılmalıdır. Ne yazık ki bu alanda da çifte standarda şahit oluyoruz. Ermenistan'ın taraf olduğu sözleşmelerin şartlarını ihlal ettiğini de vurguladı. Ermenistan'ın uluslararası hukuka sorumsuz bir yaklaşımı var dedi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, bakan yardımcıları, birlik komutanları, bakanlık ana daire başkanları, daireler ve hizmetler komutanları, kurtarılmış alanlar ve diğer sorumlu memurların katılımıyla Merkez Komuta Karakolunda toplantı yapıldı. Kurtarılan bölgelerde hizmet teşkilatına değinen Savunma Bakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarını ve yapılacak görevleri aktardı. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan deneyimleri dikkate alan Hasanov, özellikle kurtarılmış bölgelerdeki askeri birliklerde savaş eğitimi ve derslerinin kalitesini iyileştirmeye odaklanılması talimatını verdi. Savunma Bakanı Hasanov, Azerbaycan ordusu personelinin güvenliğinin ve sağlığının korunmasının sağlanmasının, manevi ve psikolojik eğitimlerinin artırılmasının, askeri disiplinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Hasanov, kurtarılmış bölgelerde askeri altyapının geliştirilmesi, mühendislik ve tahkimat çalışmaları ve birliklerin mühendislik desteği, muharebe görevinde yer alan askerlerin dikkatini artırmanın yanı sıra birimlerin lojistiğini ve tedarikini daha da iyileştirme konusunda özel talimatlar verdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 7-8 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Ziyarette iki konunun görüşüleceği belirtilerek Paşinyan Putin'den kişisel güvenliğini garanti etmesini isteyecek. 20 Haziran'daki erken parlamento seçimleri Paşinyan iktidarı korumaktan endişeli. Putin'den seçim arifesinde Ermenistan'ın savaş esiri olarak nitelendirdiği Bakü'deki Ermeni teröristlerin geri dönmesine yardım etmesi istenecek. Bakü'nün şartlar kabul edildiği takdirde bu konuda sıcak tavır alması bekleniyor esas koşul, Ermeni birliklerinin Karabağ'dan tamamen çekilmesidir. Bu, 10 Kasım Anlaşması'nın dördüncü maddesine yansıtılmıştır. Ancak Bakü'nün tek başına bu konunun elindeki kozu tamamen kaldıracağı inandırıcı değil çünkü bu madde anlaşmada var ve uygulanması gerekiyor. Bu bağlamda, ek koşullar belirlenebilir. Nahçıvan'daki Karki köyünün ve Kazah'daki 7 köyün boşaltılması seçimlerden önce Paşinyan'ın bu şartları yerine getirmesi pek olası değil ve şu ya da bu şekilde Ermenistan'ın iç politikasına yön veren Bakü, Ermeni intikamcıların elini güçlendirecek bir hamle yapmayacak. Ermeni birliklerinin geri çekilmesi karşılığında esirlerin bir kısmının iade edilmesi ve böylece Paşinyan'ın intikamcılara karşı eli güçlendirilmesi mümkündür. Diğer şartların yerine getirilmesi süreci seçim sonrasına ertelenebilir. Buradaki asıl zorluk Karki köyü ile ilgili görünüyor. Ermenistan'ın bir parçası olan köyü kurtarmak için bir koridora ihtiyaç var. Kazah'ın 7 köyünün dönüşünün iletişimin açılması sürecine paralel olarak yapılması bekleniyor. Bakü Kazah İcevan yolunun açılması için sınırı bu yönde çizmek, kaderini belirlemek gerekiyor. Bakü'nün koşullarının kırmızı pazar yolunun kontrolünü ele geçirmesini içerdiğine dair haberler var. Bu yolun kaderi tartışılıyor. Paşinyan'ın Moskova ziyareti sırasında Azerbaycan liderinin Rusya'da olacağı ve yeni bir üçlü belgenin imzalanacağı göz ardı edilmiyor denildi.